Evet dostlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu bölümde ufak çaplı bir böyle tamirat tadilat işimiz var. Genel olarak arabayı toplayacağız. Arabayı kaporta boyaya göndermiştim. Bazı yapılacak yerleri vardı. Kaputta falan macun patlakları vardı bir iki. Bir de benim şu marş bir yerler çürümüştü şuralar. Bunlardan da muayeneden geçmiyor bildiğiniz üzere. Onlardan geçmediği için onlar kesildi, komple yeniden basıldı falan. Öyle bir genel rötuş yaptılar eline yüzüne. Şurada da şöyle koltuklarımız var. Bunları falan içine koyacağım şimdi. Tabii önce bir içini temizlemem gerekiyor. Hazır bu kadar sökmüşken. Şöyle göstereyim. Şuradaki tozu, pisliği falan güzelce süpürüp sileyim. Ondan sonra içini toparlayacağım. Tamponlar da burada. Ben bunları söküp götürmüştüm. Eski bir araba olduğu için plastik aksamlarda sıkıntılar çıkabiliyor. Sökerken kırılıyor, çatlıyor falan. Kendim böyle söküp arabanın içine koymuştum. Komple beyaz yaptırdım bunları da. Getirirken de aynı böyle strece sardım. Hani boyasına bir zarar gelmesin diye. Bunları takacağız. Şuradaki tampon klipsleri var. Bu plastikleri tutan, şu demir tampona tutturan. Bunlar falan zaten kırıktı çoğu. Onları yenileyeceğiz. Şurada şöyle tampon çıtalarımız var. Bunların çoğu sağlam. Bir tek arka tamponu, şu orta bandı çok kırık çıktı. Şöyle. Bu zaten gözüme batıyordu sürekli. Şurada da bir kırığı var. Bunun yenisini aldım bir şöyle. Bunları da güzelce temizleyip hepsini bir mat siyah boyayacağım. En azından takmışken üstünde yeni gibi dursunlar. Bazı ufak tefek onların üstünde macun çekmem gereken yerler var. Böyle dolgu yapılacak. Onları falan yapacağız öyle. Ama genel olarak arabanın yani şöyle bir görüntüsü yenilenmiş oldu. Benim de zaten uzun zamandır yaptırmak istediğim bir şeydi. Hani boya konusunda cidden gözüme batan yerler vardı. Ama iyi oldu, içime sindi yani. Şimdi ben şöyle bir içini temizleyeyim ufaktan. Ondan sonra toplamaya başlayalım yavaş yavaş. Evet dostlar. Şimdi şu arka tamponun sağ veya sol tarafından, eğer şöyle durursa sağ tarafın aynı. Bu plastiklere şimdi şöyle çok ufak tefek yerler var. Sırf bunlar için macun sürmek istemedim. Hani bu kadar kusur kalabilir. Benim için bir sakıncası yok. Böyle yüzünde çizikler vardı, özellikle şu köşelerde falan. Bunlara ben şimdi zımpara attım üstüne. Yani buna attım daha doğrusu. Şu çok kılcal çiziklere bir şey yapmayacağım daha fazla. Bunlar büyük ihtimal şurada plastik astarı var. Astar sprey. Bir kat ondan atacağım silip. Ondan sonra üstüne boya geçeceğim. Mat siyah. İki kat falan. Sonra mat vernik atacağım bir de. Bunlar benim işimi görür. Yani macunla falan hiç uğraşmayacağım. Şöyle zımparaların da numaralarını söyleyeyim. 60 var. Bu en kalını. Ondan sonra şu kaç? 360. Bir de 800. Hepsini kuru olacak şekilde böyle sürüyorum yüzüne, çok bastırmadan. Çünkü çok bastırırsam şeyini bozabilir. Şu kenardaki çıkıntılarını falan. Maksat şöyle yüzünden bir genel düzlesin yeter. Şuralarda kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle çıkıntılar falan var. Bir de önceden boyanmış herhalde bunlar zaten bir sefer. Bir de o boya kalıntısını falan da alsın üstünden yeter. Şunda güzel pürüzsüz bir yüzey oluştu. Şurada temizleyici var. Silikon temizleyici. Gene ondan da sıkıp sileceğim. Yüzünde hiç toz falan olmasın. Ondan sonra boyayacağız bakalım nasıl bir şey çıkacak, ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar, astarımız bu. Bundan bir kat atacağım. Yani bakacağım daha doğrusu kaplama özelliğine göre. Belki iki de olabilir. Şimdi bir atalım bakalım şöyle.
Dostlar, malzemelerimizi çamaşır gibi astık buraya. Bunları astarladım. Bunlar bayağı oldu. Hatta şöyle dokunduğum zaman astar kurumuş. Bunları biraz çok sıktım. Şu diğer tampon eklerini. Ama şu parça mesela sıfırdı. Buna şöyle yalandan bir tuttum geçtim. Biraz parlak duruyordu plastiği. Şu parça da zaten değişmiş. Önceden logolu değil bu. Yan sanayi takılmış. Bunun da öyle plastiği parlak duruyordu biraz. Böyle bir astarladık. Bunlar şimdi kurusun iyicene. Bunlar kururken şurada koltuklarımızı takalım biz. Koltuklar burada duruyordu. Hatta koltuklardan önce ben şurayı temizleyecektim. İçini şöyle bir kat süpürdüm. Yani iç şu an temiz. Toz pislik yok ama. Şu iç döşemenin şuralarda diplerini falan sileyim. Arabanın bir yerinde toz kalmasın. En azından iç kısmında. Benim çünkü tozla pek aram yok. Alerjim var toza. Benim için içeride ne kadar az toz olursa o kadar iyi. Şimdi ben oralarda bir sileyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, şöyle bir tane boyadım. Mat siyah. Güzel oldu. Renk de istediğim gibi çıkıyor. Şöyle ufak tefek nokta gibi çukurluklar falan var. Taş izleri bilmem ne. Ama onlar çok sorun değil benim için dediğim gibi. Önemli olan şöyle güzel temiz bir görüntüsü olsun yeter. Şunu da boyayalım. Evet arkadaşlar, ilk kat boyamızı attık. Şu anki görüntüsü böyle. Güneş altında güzel duruyor. Bir sorun, sıkıntı yok. Şu parça güzel oldu. Şu ikisi. Bunlar çünkü parlak duruyordu. Parlak plastikti. Bunlara da yüzüne inceden bir zımpara sürüp astar attık. Astardan sonra mat boyayı da vurunca güzel matlaştılar. Bunlar şimdi biraz kurusun. Havada da esinti var zaten. Çok bir sorun olmaz. Ben gene şöyle bir bakıyorum etrafına tabi. Eksik noksan bir şey kalmasın diye. Ortalama bir kutu bitti bunları boyamaya. Birazdan işte ikinci katı attıktan sonra o kutu da biter. Bir de bunların üstüne mat vernik atacağız. Hani boya direkt suya, güneşe maruz kalmasın diye. Vernikten sonra da uzun ömürlü olur diye düşünüyorum yani. Verniği bitirene kadar kullanırım zaten. Birkaç kat gittiği yere kadar sıkarım. Evet dostlar, boyamız kururken biz yine boş durmayalım. Benim şu amortisörlerim bozulmuş iyicene. Bunlar işlevini yerine getirmiyor. Kaputu tutmuyor daha doğrusu. Kaput şöyle rüzgarda devrilebiliyor. Onların da yenisini almıştım. Bunları da şimdi bir değiştirelim. Onlar da aradan çıksın. Ondan sonra boyanın ikinci katını atarım muhtemelen. Arka tamponu yerine oturturum. Ön tamponu en son koyacağım. Arka tamponda çünkü bir ortada bir de yanlarda 3 tane bant var. Şu deliklerin olduğu kısma gelin. Onu da koyunca şu deliklerden klipslerini falan yenileyeceğiz komple. Onun fitilini takacağım yerine. Yavaş yavaş topluyoruz bakalım. İçini oturttum bu arada. Şöyle temizledim. Koltuklarını taktım. Onlar yerinde duruyor. Bir genel şöyle içini de sildim. Çünkü İçeride de bir ufak böyle boya işi yapıldı. Ya boya dediğim, şurada arka koltuğun altında, akünün altında bir delik vardı şu kadar falan.
Ora kapandı. Kapanınca da usta orayı da boyamış. Pütür atmış. Böyle bir tiner benzeri koku var içeride. Onun gitmesi için bir temizledim. Koku sıktım içine. Yavaş 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 bitirdim. Sayılır yani işin. Büyük incik boncuk işleri bitti aslında. Tamponları takmak gene kolay. Onları itekliyoruz, oturtuyoruz direkt. Şimdi şu pistonlarımızı değişelim. Ondan sonra sağ arka tarafta şöyle bir tane braket var. Bu da kırılmıştı. Onun kırılma şeyini de anlatırım oraya gittiğimde yaparken. Onları bir değiştirelim. Sonra ikinci katı atalım. Evet arkadaşlar, şunlar eski pistonlar. Bunlar bozuktu dediğim gibi. Normalde bu pistonların küçüğü olsun, büyüğü olsun, bunların hiçbirini böyle elinizle basamazsınız. Çok sert olur. Ama şöyle üstüne basıyorum. Direkt çöküyor. Bu iyice gitmiş. Yani bir işe yaramaz artık. Yenilerini taktık. Şimdi bir deneyelim bakalım kaputumuz nasıl olmuş. Şimdi arkadaşlar, size her eski BMW kullanan, yani şu far sistemine sahip olan E30, 34 olsun, E32 olsun, bu kasaları kullanan insanların hastalığını göstereceğim. Şu kaput açılma şekli yani beni benden alıyor. Birçok kişiyi de öyledir. Yani tahmin ettiğim alıyordur kendinden. Şöyle de biraz eğeyim. Dostlar, şu braketimizi de takalım. Size bunun kırılma mazisini anlatayım. Demin bir yemek yemeye gittim. Gelince de plastiklerin ikinci boyasını da attım. Şimdi buna geçtik. Bunun kırılma mazisi, mevzusu daha doğrusu, kamerayı tutamadım. Benim üniversite dönemlerime dayanıyor arkadaşlar. Üniversite döneminde benim evle okul arası yakın bir mesafeydi, böyle çok değil. Yani maksimum 2 kilometre falan. Ben de bu arabayla gidip geliyordum okula. O zamanlar da tabii daha yeni aldık bunu. Benim eski videoları izleyenler bilir, bir tane Renault 21 vardı. Kırmızı. Lan şunu da bir oturtamadık. Neyse. Tabii arabayı aldığımız dönem böyle gidiyoruz geliyoruz falan filan, kimseyle de bir şeyim yok yani, sıkıntım yok. Kimseyle takışmam etmem, araba muhabbetine de girmem çok fazla. Hani öyle
Vay benim arabam şöyle, vay benim arabam böyle. O muhabbetleri pek sevmem işin açığı. Pek yaptığım muhabbetler de değil zaten. Bizim ders boştu. Arkadaşlar dedik ki hadi gidelim şey oynayalım, internette Counter oynayalım. Bir ders boş, sonra bir de tatlı yer, okula gideriz. Okul da Ostim'de. Gazi Üniversitesi'nin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu orası. Arabayı ben çektiydim okulun girişinde kenara. İşte memlekette adi insan dolu, çekememezin birisi gitmiş arabanın şu arkaya, şuraya böyle şişkin bir tane kum çuvalı koymuş. E biz de arabanın önünden dolanıp biniyoruz ya, hiç arkasından geçmedim. Pek bakmadım da işin açığı. O zaman işte arkadaşlarla bindik. 4-5 kişi. Araba biraz çöktü böyle. Geri geldim az bir şey çıkayım diye. Geri geldim bir tıkırtı geldi. Dedim Allah Allah nereden geliyor bu ses falan filan. Aldırış ettim, ondan sonra ileriye gidince çatır çutur bir ses. Bir indim ki tamponun bu arka tarafı şey böyle sarkmış. Bu malzeme kırılmış. Tamponda bir şey yok. O adinin koyduğu kum torbası araba binince çöküyor şöyle, tampon alçaldığı için. Şöyle altına giriyor. Altına girerken esnemiş. İleri gitmeye çalışınca da tamponu tutuyor. Bu malzemeyi kırıyor. O zaman yani şöyle bir 10-15 saniye bir baktım arabaya. Daha yeni almışsın, çatır çutur kırılıyor bir torbanın yüzünde. Biraz bir sövdüm orada. Ondan sonra neyse gittik geldik biz, gene baktım tampon yere değmiyor. Sıkıntı yok. Derse girmeyip okulun kenarında tampon tamir ettiydim. Bu parçayı söktüm. İşte hızlı yapıştırıcıdır, ıvır zıvır falan filan. Yapıp taktıydım o zaman. Şimdi de değiştirdik işte. Biraz sağlam oldu. Yani böyle boş insanlar maalesef her yerden çıkıyor. Yapacak bir şey yok. En güzeli bunlarla denk gelmemek yani. Öyle bir şey mümkünse. Evet dostlar, tamponumuzu oturttuk yerine. Şimdi şuralara klipslerimizi koyacağız. Burası zaten bant altında kalacağı için çok da sıkıntı olmayacak bizim için. Şimdi klipslerimizi yerleştirelim. Ondan sonra onları da kilitleyelim ve tamponla işimiz kalmasın. Yani ondan önce tamponun şurada kilidi olacak. Birisi bu. Bundan bir tane daha vardı da. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Acaba tamponun üstünde miydi ki o takarken?
Bunları da şuraya şöyle oturtuyoruz. Hadi oğlum. Bunu da sonra tornavidayla çevirdim mi bu tamponu çekiyor, oraya sabitliyor. Diğeri boşta. Ben onu da bir bulayım, takayım. Ondan sonra klipsleri de atayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, klipslerimiz de tamam. Bunları şimdi kilitleyeceğiz şöyle hepsini. Parmağımızla tabii kilitleyebilirsek. Amma sert ha. Ne olmayacak. Ben şunları ufak bir plastik çekiç vasıtasıyla kilitleyeyim. Sonra tekrar açayım. Ama takılış kilitli böyle yani. Evet dostlar. Şimdi dışarıdaki plastik parçalarımız için son kat olarak verniğimizi atacağız. Hani bir kat daha atabilirim. Eğer içinde fazla kalırsa iki kat şeklinde de atabilirim verniği. Bu arada şu marka benim hoşuma gitti. Hani eğer olur da kullanacak olursanız. Demin astarını kullandım. Hani boyanın yapışması gayet güzel oldu. Astar da altında belli olmuyor. Çok fazla sırıtmıyor. Bir de hemen kuruyor. Normalde böyle çabuk kuruyan bir boya kullanmadıydım ben önceden. Astar da olsa. Ama bundan memnun kaldım. Yani Piton marka Alman malıymış. Alacak olursanız ben tavsiye ederim. Şimdi bir sıkalım bakalım şuraya. Rüzgar da verniği alıp götürüyor. Ben o yüzden böyle yapmak istiyorum. Siz yapacak olursanız kendinize göre ayarlayın onu. Orada akıttık az bir şey. Burası iyi olmadı ama neyse. Bizi de attık. Verniği ikinci kat atmayacağım. Çünkü vernik biraz fazla şey, cıvık akıyor. Şurada neredeydi? Şurada bir akıttım. Az bir şey. Ondan sonra bir parça şunlardan birinde vardı ama o kuruyunca kapanmış herhalde. Şunu şurada akıttım. Küçük bir şey. Bir de şurada birazcık aktı ama çok böyle güzel batmıyor. O yüzden ikinci kata atmayacağım. Bir tane yeter bunlara. Ama güzel oldular yani, bayağı simsiyah oldular. İstediğim ayara geldi. Şimdi tamponun üstüne taktığımız zaman daha da belli eder kendini. Biraz kurusunlar. Ön tarafın işi çok aslında. Ön tarafın sis kapakları falan var. Onları da daha zımparalayıp boyamam lazım. Onları yaptıktan sonra ön tamponu komple toplayacağım. Sis farının da bir camı kırıktı. Onu da değiştirmem lazım ama arka tamponda şuraları kapatabiliriz. Zaten tamponumuzun bir işi kalmadı. Şuraya yeni klipslerini de koyduk hepsini. Gayet güzel oldu. Taş gibi yerine oturdu. Şu arasının fitilini de koyduk. Fitil bazı yerlerden sırıtıyor da siyah siyah. Bu çok önemli değil. Fitil zaten şey yapmış, iyice sertleşmiş, taş gibi olmuş. Çıtır çıtır kırılıyordu. Onu o yüzden çok fazla el atmak istemedim. İyice kırılırsa yok, çünkü piyasada bulamadım. Birkaç kişiye sordum. Fitil var mı diyorum. Fitil yok. Fitili zor bulursun diyorlar. Yani aslında biraz arasak yan sanayi bir fitil de bulup oraya uydurabiliriz de. O da hep uğraş, hep maliyet. Evet dostlar, arka tampon bantlarımızı da koyduk üstüne. Şöyle genel olarak güzel duruyorlar. Hepsi bir ayar olmuş renk olarak. Yalnız şu ortadaki bant yan sanayi. Benim şu orijinali şurada kırık. Yan sanayinin de sıkıntısı şöyle üstünde tırnaklar var. Tırnakları kısa yapmışlar. Tırnaklar kısa olduğu için çok kolay çıkıyor. Yani şu ortalarda falan tutuyor da. Bir de burada şöyle hafif bir bombe olması lazım. Bantta bant düz. Düz olduğu için şu başlardan atıyor. Onlara da artık ben mecburen altına biraz silikon sürdüm. Güçlü bir silikon tutucu. Şöyle iki ucu da sürdüm, bantladım. Burayı da böyle
tutturmuş olacağız. Onun haricinde logoları taktım. Arkalı önlü. Şu ön logoyu da yapıştırdım. Bunun altının dübelleri olmadığı için çıkmış, sökülmüş önceden. Bunun da altına birazcık silikon sürdüm, koydum oraya. Şurada şeyleri boyamayı unutmuşum. Şu sis farının yanındaki kapakları. Onları da boyadık. Ön tamponumuzu toplayacağız şimdi. Ön tamponun parçalarını alıp takacağım. Ondan sonra şu sis farlarını toplayacağız. Bunun şurada bir parçası vardı. Burası kırılmıştı. Benim onu bulup bir tamir etmem lazım. Çünkü piyasada şu çerçeve yok. Yani ben bulamadım kime sorduysam. Daha bir de şunun bakın camı değişecek. Bunları da hallettikten sonra bunları da geri yerine montajlayacağız. Şu kablolarını falan şuraları güzelce ne yapıp yerine koyacağız. Ön tamponun işi biraz var. Ama en azından şöyle bir genel olarak toplarsam, bantlarını falan takarsam az çok bir rengi belli olur. En azından klipslerini falan takarsın. Ben onu da şimdi bir toparlayayım. Sonra hava kararmazsa devam ederiz. Kararırsa zaten videoyu bitiririm orada. Evet dostlar, yaklaşık bir 6 saat falan geçti. Belki de 7 oldu bilmiyorum. Sabahtan beri arabayla uğraşıyorum. Orasını tak, burasını yap falan filan derken. Çok şükür bitirdim. Son hali şöyle göstereyim size. Artık tamponlar falan da beyaz. Önceki halinde şu plakalığın altı siyahtı. Önceki boyasını yapan adam kimse çok kötü yapmış. Oralara hep beyaz boya falan sıçramıştı. Ben de hazır söktürmüşken dedim madem böyle boya kaportaya gidecek dedim full beyaz yapın. Zaten şu duruşu çok hoşuma gidiyordu. Genelde böyle Amerika pazarına satılanlarda hep böyle oluyor. Hani şu tamponla. Ama bizim Türkiye'de ne hikmetse şu altlar çoğunda siyah olarak gelmiş. Gerçi sonradan boyanıyor, bir sıkıntı olmuyor ama ben de boyattırdım. Artık şurada bir iki sis kapağının yeri kaldı. Onları takmadım. İki de sis farı var. Onları da daha sonra takacağım. Vallahi yoruldum bugün. Onları artık ben bir boşlukta hallederim. Şöyle genel olarak da gene bir göstereyim. Tam öyle istediğim ayara gelmiş oldu araba sonunda. Artık bizimle kalır bu Tosuncuk. Ben böyle içime sindiği zaman aldığım bir araba olsun, başka bir şey olsun satmaya kıyamıyorum genelde. Ama şimdi o kadar masraf edip yaptırıp da satarsam gözüm kalır üstünde. O yüzden bizimden dursun. Gittiği yere kadar yani. Bu video da böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.